Sıradan oyuncudan herkese merhaba. Merhabalar, ben Köfteyiz Bugün size yeni bir oyundan sesleniyoruz. Oyunumuz Path of Elixir. Daha çok izometrik bakış açısına sahip bir RPG oyunu. Oyunu ben bir anlatayım hem Köfte'nin izleyicileri hem de benim izleyicilerim evet. için. Diablo 3'ü düşünün. Yani Diablo oyunlarını düşünün. Daha doğrusu eski Diablo oyunlarını 2'yi falan. Onda olduğu gibi izometrik bakış açısıyla RPG yapıyoruz. Yani itemler topluyoruz, itemler geliştiriyoruz, craft yapıyoruz falan. 6 çeşit karakterimiz var. Bunların cinsiyet seçenekleri yok. Bu karakterler strength, dex ve intelligence olarak ayrılıyor. 3 tane ana karakter, 3 tane de yan karakter var. Ben sıradan başlayayım. Templar Ben de o esnada gösteriyorum. karakterimiz STR yani güç ve intelligence, zeka kullanıyor. Yani tipe de bakarsanız zaten Zeus gibi bir şey. Yani hem bedensel hem zihinsel olarak güçlü. Shadow karakterimiz hem dex hem intelligence kullanıyor. Bir nevi hem çevik hem çevikliği hem de zekayı kullanıyor. Bildiğin Bir nevi assassin yani. Assassin diyebiliriz. Murder. Yani gördüğünüz gibi bildiğiniz öküz gibi varıyor tank. Sadece de güç yönelik bir karakter. Yani sadece güç ağacından gidebiliyoruz. Oyundaki ağacı bir görün yani. Göstereceğim hepinize ağacı. Yani ağaç değil orman. Skyrim'dekini ağaç diyorsanız. Yeah. Ranger. Yani Skyrim'deki ağaçsa bundaki orman yani. Ranger karakterimiz oyunun okçusu. Sadece çeviklik tarafından yani dex tarafından ilerliyor. Duelist karakterimiz hem STR yani hem güç hem de dex tarafından ilerliyor çeviklik. Tipinden de belli oluyor zaten. Evet. Witch karakterimiz de oyunun büyücüsü yani ne bileyim Ki Witch'i çok sevdim ben. Summoner yetenekleri de var. Büyük ihtimalle hell yetenekleri falan da vardır. Tabii ki o kadar inceleyemedik. Debuff yetenekleri olduğunu kendim gördüm. Bilimum yetenekleri var. Sadece intelligence yani zeka kullanıyor. Benim karakterim tahmin edileceğiniz gibi. Yani kadın olsaydı kadın yapardım ama Murderer. Böyle bir kasları gevşetelim. Oyuna başlayalım. Ben Witch ile Templar arasında kaldım la. Witch'idir. Tamamdır. Sen Witch ol, ben yakından tanklarım. Ben tank oynayacağım nasıl olsa. İsim düşünüyorum. Ben direkt sıradan oynayacağızım ismi. Ya da ben direkt Templar olayım. Köfte yapayım. Yok sen Witch ol. Tamam. Oyuna bu şekilde bir deniz kıyısında başlıyoruz. Gördüğünüz gibi baygınız. Tıklayarak şey yapıyoruz. Hemen burada bir saniye. Ayarları göstereyim önce. Bu yerdeki itemlerin görünmesi için U ayarlarından, UI ayarlarından buralardan Always Highlight'ı açabilirsiniz. O yüzden şu isimler, ne bileyim itemlerin isimleri sürekli görünüyor. Oyun Tamam Diablo gibi dedim. ben de başladım. Diablo gibi dedim. Diablo'ya benzer başka bir yönü daha var. Sadece aynı takımda olanlar birbirini haritada görebiliyor. Normalde Diablo'dan bir farkı da var. Normalde sadece haritadakiler, şu kitabı alayım. Normalde haritadakiler, ben oynamaya başlıyorum bu arada. Ben de başladım. Pis zombi. Gördüğünüz gibi burada ilk şeyimiz düşüyor, skillimiz. Skiller şey olarak düşüyor. Aktif skillerimiz item olarak düşüyor. Evet. Ben şu an Wand'ıma ekledim onu. Şu şekilde. Diablo'daki gibi Shift'e basıp tıklayarak da olduğumuz yerden vurabiliyoruz. Ana haritalarda herkes birbirini görebiliyor. Tabi bu sınırlı yani 10 kişi 20 kişi birbirini görebiliyor. Şu mouse'unu uzaklaştır lütfen bilgisayardan. Bilgisayarı geri çektim. Bana daha iyi bir mikrofon Anlatıyorum. lazım. Ayarlayacağım ben sana onu. Oyunu bir anlatıyoruz. Evet. Oyunumuz Guild Wars'a alıştığımız şekilde yani ana yerlerde herkes birbirini görebiliyor ama bir haritada yani burada birbirimizi zaten göremiyoruz. Bu oyunun tutorial kısmı gibi bir şey. Birbirimizi görmek için parti kurmamız lazım. Oyundaki pot sisteminden bahsedeyim. Oyundaki pot sistemi şu şekilde işliyor. 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarımıza potları atlıyoruz. Bu potlarla normal pot olarak kullanıyoruz ama bu potları gidip satın almıyoruz. Potlar
yaratık öldürdükçe doluyor. Can ve mana potları için de ikisi için de geçerli bu. Yani o yüzden pot kullanmaktan çekinmeyin. Özellikle bir grup olarak oynuyorsanız. Standart tuşlar geçerli tabii ki. Yani C'ye basarak karakter açılıyor. Bu arada benim söyle. Şunu eleştirmek istiyorum. Mesela sen de bas C'ye karakter tuşuna. Evet. Gördüğünüz gibi karakterimizin yeri değişiyor. Yani mesela I'ya bastığımızda karakterimiz sola kayıyor. C'ye bastığımızda karakterimiz sağa kayıyor. Harita şey olarak, kamera açısı olarak. Bu cidden çok rahatsız edici bir şey. Tamam şu anda normal oynadığımız için problem yok ama. Ama takım oyunlarında yani yerden item almamız gerekirken üstümüzdeki daha mı iyi acaba, yerdeki daha mı iyi diye düşünürken açtığımızda mouse kayıyor. Çok sinir ediyor. Senin karakter ismin neydi? Ben seni friend'e ekleyeyim hemen. Bir saniye ne koymuştum unuttum. C'ye bas görürsün kardeşim. Bakacağım da şu an... tamam şimdi bakıyorum. Nadiasis. Sen beni ekle. gördüğünüz gibi ilk level'ı atladım. Bu arada benim izleyicilerim hakkında ufak bir detay. Ben ileri düzey bir MMORPG noob'u olduğum için lütfen yapacağım salaklıklara göz ardı edin. Ha, o normaldir. Şu şekilde skill'imiz geldi. Ve ben de level atladım. Level atladıkça gelen şeyler pasif özellik. Aktif skill alamıyoruz buradan. Yani en azından şu anda aktif skill alma açık değil. Tabii ileride aktif skill'ler gelebilir. Gördüğünüz gibi ben sadece STR'ye yönelik olduğum için, güce yönelik olduğum için sadece STR ağacından gidebiliyorum. Eğer duelist olsaydım Dex de açık olacaktı. Bizim köftede sadece intelligence evet. Açık. Pardon, sen Templar mı olmuştun? Witch mi oldun? Ne Witch. Oldu? Ha Witch tabii, tamam. Templar olsaydın STR'e, direkt köfte yapacaktım ismi. Ben tank olacağım için life'dan gidiyorum. Eğer yakın dövüşçü olacaksanız buradan şeyden de gidebilirsiniz. Size şunu göstermek istiyorum. Bakın bu ağaç. Yani şu ağaç. Dur onu ben de göstereyim. Skyrim'deki ağaca yalnız unzoom yapamadım. Ekrana sığmıyor değil mi? Evet. Aynen. Şu an mana regeneration'a ihtiyacımız yok bir süre. Ben burada şu yoldan gideceğim. Canımı arttıra. Canım ve armor'umu arttıracağım. Bu bana yani şu iki yolu da tamamlayacağım başlangıç olarak. Her level'da bir point geliyor. Çeşitli itemler ve görevler sayesinde bu pointleri silme hakkı kazanıyoruz. Ama bu bayağı şeydir, o yüzden ne olacağınıza karar verin yani. Ben tank olacağım için direkt tank speklerinden ilerliyorum. Mesela duelist karakteri Dex'ten de gittiği için normal gücünü yükseltmeyin, atak speedini yükseltin. O kadar hızlı vuruyor ki yani güce gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi ilk boss'a da geldim. Görev boss'a. Ben de geldim. Hatta şu şekilde, envanterimiz de bu şekilde. Ben şu potun yerini değiştireyim. De neyse ki bu boss yavaş bayağı. Ya ileride bir boss'lar var. Bir tanesine denk geldim. Ben oyunu 8 level'a kadar oynadım. Ben de 4 yani level'a kadar. İncelemelerini falan okudum. Duelist karakteriyle 8 level'a kadar oynadım. Full şeyden gittiğim için, attack speed'den gittiğim için inanılmaz hızda saldırılar yapabiliyordum. Yani şu gördüğünüz çok yavaş vuruyor. İtemlere hemen bakabilirsiniz şu şekilde hızlı hızlı. İşinize ne yarar ne yaramaz. Bu arada ben genelde bu tarz oyunlarda direkt elime inventory'imi sağan tüm itemleri alıp onları satıyorum. Öyle bir huyum var. Ya o güzel bir şey. Bu arada ben Town'a girdim. Ha ben de geliyorum. Town'a girmeden önce beni arkadaş olarak ekle, yoksa Town'da birbirimizi göremeyebiliriz. Hatta Town'a girmeden direkt beni partiye at. Beni ekle, ben seni partiye atarım. Sen dur. Oyunda gördüğünüz gibi normal Diablo'daki gibi. Ki mana'nın mana ve can kısmının yanındaki şu meleğimsi şeylere bakarsanız büstlere. Sıradan oyuncu diye mi? Sıradan oyuncu SVO büyük. Şurada. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Mana ve şeylerin yanındaki kabul edeyim. S miydi, evet. Invite to party. Şu şekilde gördüğünüz gibi.
Şu büstler inanılmaz güzel olmuş. Yani cidden çok güzel. Ben takdir ettim oyunun yapımcısını. Gördüğünüz gibi şu duelist karakteri. Oyunda tip olarak pek bir değişiklik yapamıyoruz ama çok büyük çeşitli itemler var. Yani bayağı item var çeşit olarak. Şuradan gösterebilirsem. Ha, ilk görevi tamamladım. Seni görüyorum. Yok pardon, Evet, görmemişim. beni görürsün şeydeyim ben. Amcanın yanındayım. Ha Gördüm seni. gördüm. Haber. Böyle üstüme gelirsen adımı görebilirsin. Bu arada aynı Fine anda iki tane wand takabiliyorsun. fancy. Bir sağ eline bir sol eline. Ben kalkan takacağım tabii ki. Bu arada taşlardan bahsedeyim. Skill'lerimiz taşlarla geliyor tabii ki. Bu oyunda. Taşları istediğimiz zaman şu şekilde çıkartabiliyoruz. Bunun herhangi bir gideri yok. Yani kıyafete de taksak kullanabiliyoruz. Ama silah taktığımızda, yani silahta olan skill çok daha hızlı gelişiyor. Normalde skill'lerin de level'ları var. Kabal Online oynayanlar bilir. Skill'in de ayrı bir level'ı vardır. Ama burada her skill'in ayrı bir level'ı var. Şöyle skill taşının üstüne gelir misin bir? Sen de. Herhangi bir skill taşının. Evet geldim. Gördüğünüz gibi çizgi var. Şu anda bende 68'e 70 görünüyor. Bunu 70 kere kullanınca bir level atlıyor. Bunun hem gücü artıyor, hem de kullandığı mana miktarı falan daha düzenleniyor. Damage artıyor. Ne bileyim, alan vuruyorsa daha büyük alana vuruyor. Yani bu skill özelliğine göre değişiyor. İstediğimiz gibi sağ tıklayarak çıkartabiliyoruz. Yani yeni silah aldığımızda aman item harcayayım falan derdi yok. Bu Grand Slam değil de ben neyi alayım? Orbot vs. Dual Wielding. Şunu alayım. Ben direkt Şu topladığım tüm itemleri satıyorum. görevi verdin mi? Bir saniye. Bu amcaya görev veriyorsun, sana ikinci Vardım skillini veriyor. galiba. Evet vardım. Oyunda 8 tane skilli taşıyabiliyoruz üstünüzde. Tabii üstünüze yani hepsini kırmızı yaparsınız. Bütün strength itemlerini takarsınız. Niye setting diyorum bilmiyorum. Değil, ama demeye devam edeceğim. 8 tane skill kullanabilirsiniz maksimum. Aynı anda fakat şuradan üstüne tıklayarak skill'in değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Hiçbir problem yok bunda. Ya tabii dur. Skill sona gelmeye başladı mı şu ekranın sağ tarafında skill'i değiştirebileceğiniz görünüyor. Yani level atlatabileceğiniz falan. Şuradan gelip görevleri alır mısın? Saniye. Hadi uyuşukluk yapma. Uyuşukluk Yapıyorum bu ben. yüzden yapma diyorum sana. Uyuşukluk yapıyorsun. Ben işimi bitirdim. Yarım saattir seni bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi Stash. Diablo 3'teki gibi yani standart Diablo oyunlarındaki gibi stash'imiz var. Ayrıca oyunda para birimi yok. Oyunda para yok yani. Oyundaki itemleri takas yöntemiyle anlıyorsunuz. Scroll of Wisdom hem itemleri iyileştirmeye yarıyor. Define olmamış itemleri define etmeyi sağlıyor. Hem de nasıl desem yani para birimi olarak kullanılıyor. Mesela şuradan bir tane şey almaya kalksam. Bir tane Scroll of Wisdom istiyor. Eldivenler falan da aynı için geçerli. Şu iki adamdan görevleri aldın mı? Kadından ve adamdan. Evet. Bak, görev sistemini de açıklayayım. U'ya bas. Evet. Bak orada iki tane görev var. Mercy Mission ve Enemy the Gate. Gördün mü? Kare Evet. olarak. Mercy Mission'a tıkladığımızda nereye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Evet. Sağ taraf orta çizgiyle bölünmüş farkındaysan sağ taraftakiler bitmiş görevler. Enemy at the gate, Hillock, demin kestiğimiz o boss, onu kesmemizi istiyordu. Kestik, bu oyunun ilk ana görevi. Yani oyuna girdiğiniz anda veriliyor. Diğerlerini isterseniz alın, isterseniz almayın. İsterseniz gidin Patoküt'e girişin. Bu tamamen sizin seçeneğiniz. Ama tabii ki görevleri yapmanız sizin için daha iyi olur. Mercy Mission görevine gidiyoruz. Hadi. Geliyorum. Terracase. Terracase değil mi? Evet, Terracase. Evet. Buraya gidiyoruz. Şimdi bu kadar skill yapılması, yani o ağaç mesela, yani tam kolay gibi görünse de bunların birbirine bağlanması, bunun yani düşünmek lazım yani, öyle tık tık hı deyince olmaz onlar. He deyince olacak şeyler değil onlar. Ki oyunun grafiklerinde bu yani görüyorsunuz. Tamam, bir Battlefield 3 değil tabii ki ama Tabii yani ben FPS sıkıntısı olmasın diye gölgeleri düşürmüştüm biraz. tabii onları biz de düşürdük. Normalde oynayabiliyoruz ama tabii ki video farklı bir sistem. Hani. Yani video çekerken biraz ayarları düşürmek lazım. Yani Sırf biraz da sizin için lütfen düşünüyoruz. sadece gölgeler, yani gölgeler, ki gölgeler bu halde bile mükemmel.
Hani Yok, oyun bende hafif karelenme ışıklandırması. var. Yok, bende yok. Oyun ışıklandırması nasıl desem, beklediğimden çok da iyi. Ben bu oyunu uzun zamandır bekliyorum. Yani uzun zamandır dediğim 1-2 aydır. Şey neydi? Closed betasına girememiştim. Daha doğrusu isteyerek girmedim. Çünkü bu tip oyunları tek oynamayı sevmiyorum. Bu arada Scroll of Wisdom'lar para birimi. Biliyorum. Yani onları almayı unutma. Görürsen al. Gördüğünüz gibi ben tanklık yapıyorum. O arkadan saldırıyor. Oyunun partisi kaç kişiye kadar çıkıyor bilmiyorum ama bayağı çıkıyordur. Denemedik. Bu arada benim inventory doldu sayılar. Niye alıyorsun ki itemleri? Bilmem. Yani, Tidal, Tidal Islands. Oyunda gene Diablo serisindeki gibi itemler renklerine göre sıralanıyor. Yani beyazlar en kötüleri. Maviler normal mage item. Sarılar daha böyle bir rare. Yeşiller görev itemi falan. Ve Bu haritalar şekilde. yüklenince güzel bir FPS drop yaşıyormuşuz. Tabii ki o normal her oyunda var. Minecraft'ta bile var o. Minecraft zaten FPS'si en kötü oyun. Abi ya, 16 bit grafikler var, Assassin's Creed'den daha fazla kasıyor. Battlefield 3'ten daha fazla kasıyor. Dur ben sana yardıma geleyim. Oyunda görüyorsunuz takım oyunu önemli. O arkadan yardırıyor. Bu arada Fireball skill'in mi var senin? Evet. İlk açılan Aa. skill'im o benim. Aa doğru ilk açılan skill oydu. Firestorm var. Çok hoşuma gidiyor benim. Firestorm'u da açarsın. Çok güzel skill'dir. Bir saniye. Aa bu Abi bir saniye. Dex'miş. Bu Dex'miş. Armor. 14 armor veriyor. Bendeki gerek yok. Ah. Lan Niye öldün? hangi ara öldüm ben? Alo? Efendim? Ha tamam, ses gitti bir ara. Neyse, hazır gelmişken şunları da satayım. Oho, seni mi bekleyeceğiz 2 saat İki burada? saniyede satarım. Tamam da buraya gelmen uzun sürecek. Ha, gelirim. Gördüğünüz gibi şey kastığım için gene skillimi yükselttim. Ben Tidal Island'ın kapısında bekleyeyim. Sen beni haritadan görür gelirsin. Tamam. Haritanın altına doğru gelirsen yani sol sağ altına doğru Tidal Island'ın girişi burada. Tidal Island. Geliyorum. Gördüğünüz gibi burada da DPS sistemi yani şey normal. Yani oyun Diablo'dan çok fazla etkilenmiş fakat bunu yani kötü bir şey olarak algılamayın. Oyunların kopyalanmasına ben kızmam. Yani güzel yapıyorlarsa gitsinler kopyalasınlar. Yani geliştirebiliyorlarsa gitsinler tamamen. Yani Diablo 2'yi getirsinler bana adam gibi oynanılabilir şekilde. Diablo 2 tamam çok güzel bir oyun. Ama yani günümüz standartlarında ne bileyim co-op'uydu, bilimum şeydi, oynanabilirliğini etkiliyor. Bana Diablo 2'yi getirsinler. Ben gene oynarım yani. Aman bunlar kopya yapmış oynamayayım demem. Ki Need for Speed'e bakın. Need for Speed'in yani neredeyse bütün oyunları birbirinin kopyasıdır. Abi Ama sadece yani şu karbonda falan bir yenilik eklenmişti. mesela yani Need for Speed deyince aklınıza ne geliyor? Araba yarışı mı? Hayır. Modifiye geliyor. Ya hangimiz Underground 2'de oturup saatlerce modifiye yapmadık? Ya da Most Wanted'da saatlerce oturup hangimiz modifiye yapmadık? Şimdi bir oyun çıksa adam gibi modifiye yapan yani modifiye yapabileceğimiz bir araba yarışı oyunu olsa. Çünkü Need for Speed artık bu isteğimizi karşılamıyor. Son oyunu hangisiydi? Most Most Wanted. Most Wanted Wanted'ı remake 2. ettiler. Yani 2 değil 2 de daha değil. doğrusu remake'i. Oyun yani bana göre kötü. Ben Most Wanted deyince modifiye bekliyordum. Abi ben karbondan sonra oynamadım hani. Oh. Neredesin ya hadi. Dur, yanlış kapıya geçmişim. Hay Geliyorum ben hemen. senin. Minecraft'taki gibi teleport olaydı, süper olabilirdi. Teleport scroll var da ne işe yarıyor bilmiyorum daha. Merak etme, ben de bilmiyorum. Ha, Tovuna portal açıyor. Normal Diablo'daki gibi Tovuna portal açıyor. Büyük ihtimalle o portaldan da buraya geri gelebiliyoruz. Muhtemelen. Yani dediğim gibi yani bir tane oyun çıkıp adı en daha hatta yani hani Need for Run olsun adı o kadar kopyalasınlar. Yani o kadar istediği kadar kopyalasınlar ama yani başarılı şekilde kopyalıyorlarsa
Yani ben oyuna kötü demem. Çünkü yani emek var. Kopya bile olsa yani tekrar aynı zevki bize veriyorsa oyuna olmuş derim. Mesela şu anda yapılan bir tane araba yarışı oyunu var. Bağımsız programında görmüştüm bölüm sonu canavarının. Ki bölüm sonu canavarını da takdir etmek lazım o konuda. Bağımsız programıyla yani Türkiye'ye bağımsız oyunları tanıtıyorlar. Hadi aşağı gel. Geliyorum. Hala Gelebilirsem. itemlere mi bakıyorsun? Hayır. 3 tane 3 tane cızıtıkla savaşıyorum. Hah, geldim. Adamlar çok güzel işler yapıyorlar. Tebrik etmek lazım tabii. Özellikle bağımsız programı. Bu oyun da bir bağımsız yapım. Yani öyle büyük firmalar yok. EA Games destek çıktı falan yok. Adamlar oturmuş kendi başlarına yapmış. Yani tek kişi bile mükemmel oyunlar yapabiliyor. Özellikle Dust'ı Xbox olanlara, PlayStation'da var mı bilmiyorum. Ben Xbox oynadım. Bilgisayarda olmadan eminim. Dust'ı öneririm. Yanlışım yoksa Bastion'da şeyde bağımsız Bastion yapımda. zaten benim taptığım bir Bastion'da bağımsız bir yapımdı ve yani çok iyi bir bağımsız yapımdı yani. Bağımsız yapımların önünü Minecraft ne kadar açtıysa Bastion'da o kadar açtı. Yani ben buna tüm kalbimle söyleyebilirim. ki benim Minecraft'tan daha fazla sevdiğim nadir oyunlardan biridir kendisi. Yani ben Bastion'ı çok fazla sevmem. İnanılmaz sevmem. Pek de oynamadım zaten. Oynasam elbet severim. Aa bak boss'a geldik, boss'a geldik. Öleceğim, öleceğim, öldüm. Ah. Sen de öl. Ben biraz oyalıyorum milleti. Öl, öl. Bir yandan da kaçıyorum. Öl, öl. Ya öl gel birlikte çıkacağız işte. Tamam. Neyse. Öl diyoruz adam, Ö öl diyoruz ya. ölüyorum zaten. Öldüm. Ölene kadar da azıcık bir şeyler geberttim. Heh, geldim. Kapının oradayım. Bu arada şeyleri takabiliyoruz. Neydi? Yeni o aldığımız mana potlarını takabiliyoruz. Evet. Neredesin sen? Mesela bizim amcanın Hah, yanındayım. gördüm. Şu hemen itemlerimi satayım. Aynen. Kullanmadığım itemleri satmak çok mantıklı. Ve şu oyunlarda en sevmediğim şey bekletilmek. Cidden o niye bekler bir Geldi. insan anlamıyorum. Geldim. Yani RPG bu. Yani hemen üstündeki itemleri şey yapacaksın. Yenilerini bulmaya gideceksin. Haritanın sağ altına doğru gidersek. Normalde yenileniyor. İki kişi daha haritadan çıkarsa harita yenileniyor. Gördüğünüz gibi haritanın birçok kısmı kayboldu. Ama Tide Islands görünüyor. Oyunda random şekilde oluşması da yani tamamen random şekilde oluşmuyor haritalar. Ama birçok harita şekli var. Bunlardan birini sizin önünüze soruyor. Diablo 3'tekinden daha fazla bu. Randomluk. Yani çoğunun hoşuna gider, bazısının hoşuna gitmez. Bilemeyeceğim, bu zevk meselesidir. Yani ben random olmasını seviyorum çünkü yani sonuçta adamlar sınırsız bir dünya yaratamıyor. Minecraft'ın bu sonuçta, yani sınırsız bir dünya yaratalım. Ki oyunun şeyine yani oyuna uygun olmaz sınırsız bir dünya. Yani hiçbir oyuna sınırsız dünya uygun olmaz. Minecraft. Minecraft'ın da dünyanın sınırsızlığını kullanıyor musun? Yani. Ama sınırsız. Ya sınırsız mı sınırsız, lafımız yok. Gördüğünüz gibi hemen böyle skill'i değiştirdim. Şuradan gel. Geliyorum, geliyorum. Sınırsız Arkanda. değil ama işte her girdiğinizde en azından farklı yerler çıkması yani oynanabilirlik kısmını arttırıyor. Hala itemleri mi alıyorsun ya yerden? Allah Allah. Hala itemleri alıyorsun sonra. Sonra öldüm diye şey, sonra üstüm doldu diyor. Dediğim gibi oyunun oynanabilirliğini arttırıyor haritaların değişmesi. Yani oyunu ezberleyince yeni karakter kasmanın anlamı kalmıyor. Yani Minecraft'ı düşünün. Yani Minecraft'ta defalarca baştan başlamışsınızdır yani. Yani 20 kere, 50 kere Minecraft'ı peş peşe oynayan arkadaşlarım var benim. Mesela ben. Ben de o kadar oynadım. Yani Minecraft baştan başlayınca üzülmeyeceğim bir oyun. Yani yeni zevkler tadabiliyorsun. Mesela aynısı şey için de geçerli. Daisy. Şu 20 tane büyü attım, bir tanesi temas etti. Var mı böyle bir şey? Need more mana.
Öldürürsem evet. Sık 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 kafasına, sık kafasına. Ne yapıyorum zannediyorsun? Ha. Evet. Gördüğünüz gibi yeşil itemler görev itemleri. Yeşil item vardır sende sanırsam bir tane chest diye. Dur. Medicine chest olması lazım. Evet. Var mı? Var. Medicine chest görevimiz itemi. Hemen itemlerimize bakalım. Two-handed sword. Two-handed istemiyorum. Aa bak mesela bu shield güzelmiş. 48 daha armor veriyor. Çok güzel, çok güzel. Açalım. 5 de bulduk. Scroll var. Aa dur ben kafalığı da alayım. Kafalığım yok benim. Quiver var. 24-48, 24-48. Tamam. Gel diğer taraftan dönelim. Hem level'ımızı kasmış oluruz hem de bu yaratıkları temizlemiş oluruz. Bu arada sen şu shift'e tıklamayı hala öğrenemedin. Shift'e tıklamak yerine daha başka bir şey yapmıştım. Şu. Başka tuşa atadım. Ha. Ben kendim yaklaşıyorum. Benim arkamdan geldiğin sürece problem yok. Medusalar çıktı. Bir dondurmasınlar ama. Ateş saldırısı yapıyorum. Sikmeseler bari. Ya sen saldır ben dayanırım onda problem yok. Hızlı saldırman gereken yerlerde zaten anlarsın. Aha 5'e 11 daha iyi bir balta. Niye hemen ilerliyorsun? Gördüğünüz gibi hızlı değil karakter. Ama bayağı dayanıklıyım. Senin can kaç şu anda? Benim can iyi. 77'ye 103. Sayı olarak. 77'ye 103. 103 can mı var? Hı-hı. O nasıl benden fazla canın? 126 oldu. Ha, sende shield var sanırsam. O yüzden o shield cana da etki ettiği için ben de gördüğünüz gibi shield item yok o yüzden. Buralar kolay yerler ama oyunun tutorial kısmı gibi. Evet. Atalım. Süpürüyorum ana flux'ı da atalım. Oyunun ne olacağınıza karar vermek lazım skill'lere vermeden önce. Çünkü skill'leri geri çevirmek bayağı zor. Pasifler de oyunu çok etkiliyor yani sonuçta. Bu arada senin ateş topu buydu fark ettin mi? Evet. Bir atsana bir kere. Bir tane. Eskisinden biraz daha büyük gibi. Biraz daha güçlü oğlum fark etme. Alan skillin yok mu hiç? Yok. Şu an iki tane skillim var. İki tane skill var da bir dahakini alırsan AEO yazana bak. Yani AEO alan oluyor. Türkçe'ye nasıl çeviriyorlar bilmiyorum. AEO. Dur çevireyim hemen. A alan, E etkisi olan. Vay be çevirdim. AEO alan etkisi olan. Bak. Congratulations. AEO alan etkisi olan. İngilizceyi parçaladım anasını satayım. İngiliz kraliçesi gelse ana avrat küfür edecek. Biz bunlar için mi yaptık lan İngilizceyi falan? O İngiliz kraliçesi kaç yaşına geldi ya Elizabeth? Allah uzun ömür versin ne diyeyim. Başımızdan eksik etmesin. Abi çok iğrenç bir kelime esprisi yapacaktım ama vazgeçtim. Yapma yapma boşver yapma yapma. Aklıma geldi onunla yapılabilecek bütün espriler yapma. Muhtemelen izleyiciler de tahmin etmiştir. Bu arada Elizabeth'in nereden geldiğini biliyorsun değil mi? Hayır. Yani Elizabeth kelimesinin yani şu anki Kraliçe Elizabeth'le alakası yok. Birinci Kraliçe Elizabeth'le alakası var. Kadın hiç evlenmemiş ya. Bak, yeni skill açıldı. Onu satarız. Bak kraliçesin ama hiç evlenmiyorsun. Gel. Neredesin? Sen geliyorum. Bu arada sana çok fazla küfür edecekler biliyor musun? Hem de böyle analı avratlı. Mümkündür. Ha, yorumları sileceğim. Ama edeceklerine emin olabilirsin çünkü mouse sesin. Ha olabilir. Cidden. Oğlum farkındayım zaten. Hadi gel.
Geliyorum bir saniye. Sen neredesin? Haritaya baksana. Heh, baktım. Büyük Ters yön. ihtimalle ben sende yeşil görünüyorum. Evet. Ben takım arkadaşların yeşil, sen sarı görünüyorsun oyunda. Oyunda sanırsam bayağı şeyden bahsettik. Gördüğünüz gibi burada iki settings, bir life. Ne var? 5 setting, bir melee damage veriyor. Bunlar hıza falan filan derken bayağı şeyler var. Firearm skillini aldık ama maalesef içimizde ok kullanan olmadığı için hiç boka yaramayacak. Muah. Şu şekilde harita açık şekilde ilerliyoruz. Bu da bize problem sağlamıyor yani. Normal Diablo 2'deki gibi. Bir süre sonra haritayı açıp şey yaptığınızı unutuyorsunuz, yürüyorsunuz. Yani bir yerden de baktığınız için, çünkü oyunda minimap yok. Ha tabii ki hani eklenebilir. Bu oyun büyük ihtimalle yani modlara destek verecektir. Yani WoW'daki gibi büyük ihtimalle şeylere destek vereceğini düşünüyorum. Addonlara. Şu taraftaydı çıkış. Ben de seni takip ediyorum hep. Addonlarda büyük ihtimalle izin verirler. Çünkü addonlar oyunu eğlenceli yapıyor. Mesela minimap'ler, yani Hell, büyük ihtimalle Witch'te Hell vardır. Hell, yani otomatik Hell sağlamayı yani sağlayacak şeyler falan. Bunlar önemlidir. Aa, keşke Mutflex'e gitseydik ya. Önce bir Neyse. inventörleri boşaltalım. Yo, orada direkt checkpoint vardı, o yüzden dedim. Ha. Kadına görev ver, kadın sana skill verecek. Yo, şişe verecek kadın. Chest. Ben can olanı aldım tabii ki. Aa dur, adam da bir tane büyü veriyor. Sweep. Sweep. Nova, Fire Trap. Ice Nova işte o dediğim şey, donduran. Ama o melee olduğu için onu alma. Grand Slam değil. Fire Trap mi alsam? Trap alma, trap alma. Freezing Ne için Pools. kullanıyorsun? Spark. Atıyorum. Şunu alayım. Bu kaç? Detonate Dead. Fire Trap. Define Hammer. edelim hemen. Gördüğünüz gibi buradan da takabilirim. Şu şekilde şunu da şöyle koyayım. Bunda da bunun yerini değiştireyim. Heh. Dead alıyorum ben. O ölüleri diriltiyor sanırsam. Ha. Yo, Eray zombi alsana, Eray zombi. Yok. Yok mu? Neyse. Trap ya da Detonate Dead'i sen birini Şunu da alacağım. takalım Detonate Dead'i eldivenimize. alıyorum. Eldivenimize. Gördüğünüz gibi Q'ya skillimiz geldi. Glacier Hammer. Oh, ne güzel skill lan. Aa, ben bu skill'i kullanamıyorum ki. Boşuna aldık skill'i ya. Bak kötü oldu bu. Skill'i kullanamayacağım ben. Onu da Şöyle bir E'ye şey var, atadım. çünkü ben hammer kullanmadığım için skill'de kullanamayacağım. Kötü oldu. Kötü oldu. Link hammer. Biz iki tane skill almadık mı ya taş? Ester. Tank Lights. Ester. Nessa. Tank Lights. Glacial Hammer. Bunu almasaydım iyiydi ya, boşuna. Skill kullanmış olduk. Bu arada iki tip şey taşıyabiliriz üstümüze. Yani iki tip silah. X'e basarak değiştirebiliyoruz. Hadi gel gidelim. Sana geliyorum. Görev aldın mı? Dur almadım daha. Mercy Mission. Bak şu Nessa'ya görev ver. Bessel'den görev alıyorsun herhalde sanırsam. Sonra da Tarklight'ten görevi al. Bu görevi de yapalım. Hadi. Aldın mı? Aldım. U'ya bas, bak bakalım almışsın mısın? Oyun görevine 4 jump. Hı? Evet, 4 aldım. jump. Ah, gel o zaman gidelim. Bir saniye geliyorum hemen. Tabii ben bu skill'i kullanamayacağım. Mace olmadığı için. Kullanabilseydim iyiydi. Ah, kötü oldu. Geliyorum. Geldim. Mutklev'e gideceğiz bu sefer. Burada 4 jump, 3 tane şey bulmamızı istiyor. Neydi, bir saniye.
Glyphbloom, yok hayır bu o değildi. Bu 4 job, bu şeyi temizlemedi. Oo, yeni skill'im ilginçmiş. Ne, göster bakalım. Ne yapıyor? Ölüleri mi patlatıyor? Galiba. Bir daha vur. Ha, ölüyü patlatıyor. İlginç, güzel. Keşke Eray zombiyi alsaydı. Olay değil ya, 3 tane. Yoktu. Tanklık yapardı bana. Gel buradan. Tankı tanklayan tank. mesela duelist. Tankception. Tankception. Dueliste ki bunda da vardır büyük ihtimalle şey var. Skill totem koyuyor ortaya. Yaratıklar o totem kırılana kadar toteme vuruyor. Sen de bu sırada istersen canını doldur, istersen istediğini yap. Yaratıkları vurmaya da devam edebilirsin. Bu tamamen senin zevk için. Tabii gene güzel bir FPS drop bizi bekliyor. Tabii tabii, onda problem yok. Birkaç saniyelik bir şey ya, o evet. Her oyunda olur. Waypoint. Waypoint, normal. Bir kere tıkla yeter. Dün oyunu oynarken, bu oyun bu arada 23'ünde, 23 Ocak'ta Open Beta oldu. Yani 23 Ocak gece 11'de Türkiye saatiyle. Yani biz 24 Ocak'ta oynamaya başladık. Bugün 25'i mi 26'sı mı ne bu videoyu çektiğimiz zaman. Fakat oyunda 24'ünde oynarken, yani oyun açıldıktan bir gün sonra oynarken bir baktım insanlar 60 level diyor, bir şey diyor, 59 level. Yani solda level atlayanları gösteriyor. Dedim ne yapıyorsunuz siz, bir yaşayın yani, bir uyuyun dedim. Abi belki kapalı beta'dan kalmalar. Kapalı beta'dan sonra karakterler silinir. Ha. Oyunların %99'unda öyledir. Kapalı beta'dan sonra karakterler silinir. Yani bunu yapmayan firmada olacağını sanmıyorum yani. Bağımsız da olsa bunlar da yapar. Level atladın. Onu hepimiz atladık. Ben atlamadım galiba. Aynı seviyede olduğu için yaratıkları öldürelim. Tamam. Atlayalım. Life regenimizi arttıralım. Glacial Hammer. Glacial Hammer'ı kullanamıyoruz yalnız. Satarım, problem yok. Staff da takabiliyorsun bu arada, biliyorsun değil mi? Evet. Ama staff iki elle takılıyor. Biliyorum. Ben bu oyundaki büyü sistemini çok beğendim yani. Ha tamam, ben de level atladım. Kaç level oldun? 5 değil mi? Evet. Super Tower Shield yok. Neydi? Splintered Tower Shield. Yuh, 4 yok. Gel bak buradan Glyph'ı al. Gel. Bak burada yeşil Glyph çıkmış olması lazım. Aldım. Görevi niye göremiyoruz ha? Ben aldım. Breaking, tamam, görev kendiliğinden geldi kırınca. Breaking some X diye. 3 tane şey kıracağız. Neydi? 3 tane yumurta kıracağız. İçlerinden item alacağız. Minecraft'ta zaten iyice şeye bağlamıştık, neydi? Cani ile. Burada da bildiğin yumurta kırıyoruz yaratıkların. Minecraft'taki caniliğimiz sağlamdı. Diğeri de burada. Yani ben oyundaki dediğim gibi büyü atma sistemini çok beğendim. Özellikle yani iki staff'la farklı atması. Evet. Yine Ice Shot geldi. Ama bowl'a atıldığı için gene kullanamıyoruz. Hep de bowl'u... Ulan o kadar şeyle oynadık, okçu oynadık. Hiçbir tane bile düşmedi. Gördüğünüz gibi yerden de skill düşebiliyor. Fakat bunu size göre yarayan bir şey olup olmayacağı o tamamen... Bu arada spell falan bana da yolla. Spell gelirse veririm sana mavi. Hı hı. Kırmızı gelirse sen bana verirsin zaten. İçimizde yeşil kullanan olmadığı için... Ya aslında bu videoyu daha büyük bir grupla çekecektim fakat sonradan vazgeçtim. Daha iyi olur dedim. Böyle daha iyi. Tabii her zamanki gibi bu mana sıkıntısı. Büyük mana potunu yerleştirdin mi? Yerleştirdim.
kullandım. Görevden ne aldın? Hı? Görevde şey Görevden veriyordu ya. daha gelişmiş bir can potu. Ha can mı? İyi can da iyidir. Can candır. Monopotum şu an benim işimi çok güzel görüyor. Aynen aynen. Ama 2 tane 3 tane kullanabiliriz. Yani 5 tane potu aynı anda kullanabiliriz. İstersen 5 tane can potu al. Ki ben ileride öyle yapacağım büyük ihtimalle. Totem gelirse totemi kullanırım ama. Atem totem ben seni. Evet. Yani oyun dediğim gibi tamam bir grafik olarak Diablo 3 değil. Ama yani... Grafikleri mi umursuyoruz oyunda oğlum? Hayır, grafikleri umursayacaksın bak. Tamam, grafikler ilk planda değil. Bu ama sonuçta bu da Minecraft değil yani. Bunda grafik yani. Önemli. Grafikler iyi değil, yani mükemmel diyemem. Ama gidip de yani grafikler olmamış, şurada problem var falan diyemem. Karakterler, yaratıklar falan mükemmel detaylı hazırlanmamış. Ama zaten Diablo'dakiler de öyleydi. Yani bu oyunu gidip de Battlefield'da kıyaslayacak değilim tabii ki grafik olarak. Yani kendi dalında ne var? Torchlight var. Torchlight yanılmıyorsam o bu şekildeydi. Evet, o da bu şekilde izometrik RPG'ydi. Bir saniye. Diablo var. Zaten başka da yani adından bahsettirecek bir RPG yok bu şekilde. Tamam, RPG dediğimizde Final Fantasy var. Yok ne bileyim, o var, bu var. 3 tane Glyph topladın mı? Bakıyorum. Ah. Aa gel boss var. Hadi boss var. Heh, geliyorum. O iş. Bir tanesi galiba sende. Yo hayır. Bende olmaz. Dur, inventory'e bakmadım. Bakıyorum. Sonra bakarsın, sonra bakarsın. Ah, öldüm. Hadi çabuk gel, ışınlanabiliyorsun direkt buraya. Aa. Aha. Waypoint'ten mi? Evet, Waypoint'ten. Hadi sen gelmeden kesmeyeceğim, zaten de kesemiyorum. Geldim. Hah, gel. Gel ben koval, ben kaçın, ben tanklayayım, sen vur. Gelmiş sayılır. Ceset var mı şu an orada hiç? Öldürme, dur. Ben gelmeden öldürme. Kaçıyorum zaten. Ben gelmeden öldürme. Hemen geliyorum. Tamam. Mutlu edersin. O iş. Öldün mü? Hayır. Ama canım bayağı güzel gitmişti demin. Ya ben potu yetiştiremedim. Hemen geliyorum. Yaratık peşinde mi? Gibi. İdi. Bırak. Yaratık nerede? Canı dolar oğlum. Hı, şurada. Ben şu... Ah. Oh. Şu buz saldırısını kasıyorum. Ah öldü. Ah Grand Slam. Kırmızı skill düştü. Koçum benim. J-T-Shirt. Oh güzel de bir de balta düştü. 6 level istiyor ama. Balta baltadır. Şunu da takalım. Evet. Grand Slam. Bu ne istiyormuş? Bakalım Grand Slam. With their main tender. Only work stays or match. Bu Grand Slam'i de kullanamıyorum gördüğünüz gibi. Yani oyunlar... Yalnız ben iki tane şey... Bak, pardon, bir pardon. Bak, üç tane Glyph vardı sende. Bir tanesi böyle iki blok büyüklüğünde dildo gibi bir şey. Evet. Tam var. Var değil mi? Üçü de var. Aha. Ulan şekle bak. Tabire bak. Dildo gibi. Ama dildo gibi yani. Yani reddedemeyiz. Al fosil. Kıçına sokarsın. Asa sende kalsın dayı. Gel. Gelirem. Siz bundan sonra aktif skill'leri alırken hangi silahta kullanılıyor bakın. Ben kılıç ve balta kullanacağım için
standart olarak. Bunları eliyorum. Sen gene etrafı atıyorsun otoboka. Bakalım kız. Scroll of Wisdom'u bana ver. Bir tanesi sana düşük, bir tanesi bana. Armor 19 bendeki. Aa, onu takamam ama. Kırmızı delik yok onda. Bir saniye. Şu duvara tıklayacaksın bak. Tıkladın mı? Tıkladım. Elindeki clipler gitti mi? Evet, dur. Evet. Gitti de mi? Evet, gittiler gayet. Bakalım bir saniye. Now opens. Hah, gel. Biraz burayı da temizleyelim. Sonuçta sonunda bir dungeon'a girelim. Oyundaki ışıklandırmayı çok beğendim ben. Daha önce de söylemiştim. Işıklandırma mükemmel olmuş. Gene ufak bir FPS drop. Alıştık. Ya, o olacak o. Yani gördüğünüz gibi ışıklandırma cidden olmuş. Ama keşke bir meşaleydi. Küçük bir şeydi. Bu arada gördüğünüz gibi çok smooth akıyor. Yani bu şeyle ilgili. Yani ışıklandırma ile ilgili. Yani bir sekme yok ışıklandırmada. Gördüğünüz gibi gayet smooth akıyor. Burada waypoint var. Bir kere waypoint'e tıkla. Sen tıkladın. Işıklandırma smooth akıyor. Böyle tekliye tekliye değil. Gayet hoşuma gidiyor bu. Oyunda inanılmaz derecede ilerlemedik ama yani gene de yani bunları söyleyebileceğimiz kadar oynadığımızı söyleyebilirim. Ben ışıklandırmada pek problem görmedim. Yani şöyle göstereyim bak. Ateş topu atıyor. Ben hareket ediyorum falan. Yani ışık kaynağı benim. Aslında. Bu güzel bir şey mi? Tamam. Tamam belki bir torçtur, morçtur, karakter bir şey tutabilirdi. Ama bu ya torç tutmaya zorlayabilirdi. Ya tabii ki. Yani mesela şeyle oynayanlar hatırlar eski Pokemon oyunlarını. Oynayanlar hatırlar. Flash skill'i kullanmazsak yani Flash skill'ini kullanmazsak dungeon karanlık kalıyordu. Ama yani karakter yani ışık kaynağının karakter olması da bence güzel olmuş. Yani smoothluğu yani o ince akışı veriyor. Tekrar ediyorum mükemmel bir oyun değil ama kötü de bir oyun değil yani. Abi MMORPG noob'u olan ben sevdim hani. Ya bu standart MMORPG'leri düşünelim. Ne var? WoW var mesela. MMORPG deyince ilk akla gelen oyun WoW'dur. Bu WoW'la mı eşit? Yani bunu WoW'la kıyaslayamayız. Yani çünkü WoW sonuçta bir açık dünya oyunu. Türü farklı. Ya tamam bu bir MMORPG oyunu ama sonuçta görünüş farklı, item toplama farklı, parti level atladım. Farklı. Ben de atladım. Mis. Yani bunu gidip Diablo ile kıyaslayacağız. Torchlight ile kıyaslayacağız. Ha şimdi tabii gidip ben Diablo'ya 110 lira verdim. Tabii ki o daha güzel olacak. Ya da ben Diablo'ya 240 lira para verdim. Tabii ki daha güzel olacak. Diyenler çıkabilir. Onlara saygı var. Onları takmayayım ben. Yani oyun parasıyla güzel olsaydı en güzel oyun ne bileyim. İyi games Call of Duty olurdu. Call of Duty olurdu. 69 dolarlık oyun olur mu lan? Yani Call of Duty gibi bir oyun 69 dolar. Adamlar hiçbir şey yapmıyor ya. Emeğe saygı yok onlar. Ben onların emeklerine saygı duymuyorum ya. Ciddiyim ben onların emeklerine saygı duymuyorum ya. Ha, adamlar da vay Bekir bize saygı duymuyor demiyorlar herhalde ama yani. Vay Dante bize saygı duymuyor demiyorlar ama. Vay, ben saygı duymuyorum adamların emeklerine. 20 senedir aynı oyunu önümüze koyuyorlar. Bak Call of Duty Modern Warfare 1'den beri. Ha, aynı oyun. Ben Modern Warfare 1'i çok severim. Oyun Call of Duty 4 oluyor. Çok severim Call of Duty 4'ü. Güzel oyundur. Serinin en güzel oyunu. Ama sonrasında bir yenilik eklenmiyor. Ama yani her sene bir silah ekliyorlar. Biz çok geliştirdik oyunu. Biz çok geliştirdik. Bak yeni silahımız var bizim. Bir de portalla portal 1 arasındaki farka bak. Gelişme diyorsan yani Assassin's Creed de tamam her sene çıkıyor ama Assassin's Creed 2 ile 3 arasındaki bir farka bak. İstersen ya da 2 ile Brotherhood arasındaki farka. Ne? 2 ile Brotherhood arasındaki fark ya da.
Bu arada F1'e basma. F1'e basınca saçma bir şey çıkıyor. F1'e basmıyorum. Ben yanlışlıkla bastım, 1'e basacağım. Ne çıktı? Framerate çıktı. FPS. Aa, biz ona F3'ten alışkınız. F3'e basınca o bir şey olmuyor. Lan dalsana, neredesin? Şurada dalıyorum. Uyuş. Bu büyüğü şey, diğerlerini smalllıyor. O yüzden büyüğünü öldürmemiz lazım. Ben küçüklerini oyalarım, sen büyüğünü ne dal? Büyüğü değil, büyükleri yalnız. Büyükleri. O sıkıntıymış o zaman. Kafasına. Ah, öldü, tamam. Küçükleri ölür şimdi. Küçükleri kolay ölüyor. Sende hala alan skill yok mu ya? Yok. Bu skill'i alan değil mi senin? He? Şöyle. Bu skill'i alan değil mi? Evet. Alan o. Ya tek yaratıkla git şeyi vur da yani, gidip de bak mesela alan o. Hani git alanı vur. Şunları görünce aklıma şey geldi ya, ilk oynayışımda bunları görünce. Men in Black var ya, siyah giyen adamlardaki, evet. Yaratıklar vardı. Benziyor değil mi? Evet. Ben yani hoşuma gitti. Bakalım. Diablo'daki dungeonların da dungeonlar da güzeldi, ışıklandırma falan. Hatta Diablo 3'ün yani dördüncü arşı falan, hatta birinci arşın da tamamı kapalı alanda geçiyor. Ama yani ışıklandırma her yerde olduğu için ışıklandırmanın önemini anlamıyorsun. Bak büyücü kalkanı düştü şuraya. Gördüm. Ama zaten evet. iki slotu da kullanıyorum ben. Ops, simple rock. Orasını satayım. Ne yaratık geldi be? Bir ara malama dikkat etmeliyim. Ya ben şu şeylere çok sinir oluyorum ya. Görünmemesine. Yani karakterin, biz karaktere bakıyoruz sonuçta. Yani karakterin altına ya da üstüne bakamıyoruz sürekli. Yani manamız bitiyor, canımız bitiyor. Biz göremiyoruz. Yani mesela ben WoW'da oynarken sol üstte değildi, karakterin hemen altına alırdım şeyi. Can barını. Çok da güzel olurdu. Bunda öyle bir özellik yok ama. Gel. Gideceğimiz yer şurada ama haritayı açalım ki iyice. Diablo 2'den şey oldu bana. Haritayı açmazsam rahat uyuyamıyorum. Zaten bu şeyden çıkalım. Neydi? Bu dungeon'ı da bitirelim. Ben uzaktan buzu yardırıyorum. Sen dal. Videoyu da bitiririz. Evet. Yani sonuçta oyunun tamamını çekecek değilim. Sonuçta bir MMORPG. Yani MMO'ların sonu olmaz. Yani. Zaten amacımız oyunu tanıtmaktı. Yani. Ben bu oyun Türkiye'de oynansın istiyorum. Tabii yani LOL seviyesine düşmesin. Yani Metin 2 seviyesine düşmesin istiyorum. Yanlış anlamayın. LoL'e Metin 2 demiyorum da. Yani LoL'ü oynayan kitle belli yani. Yani. Abi sokaktan geçen adam LoL oynuyor la. Ya oyun oynayanın uçması mı gerekiyor? Nasıl şey yapıyorsun? Hayır. Çok fazla gereksiz ön plana çıkıyor. Ya tamam, ön plana çıkması iyi. Ama şimdi oyuncu kitleye bak. Ya internet kafede oynuyorlar okuldan kaçıp. Bak dinle, ne oluyor? Adex'e gidiyorlar falan. Ne? Adex'e falan gidiyorlar direkt. Adex ne ya? Kadıköy'deki bilinen bir internet kafe. Onları da buna koyayım ben. Ulan sanki herkes izliyormuş gibi. Herkes Kadıköy'lü anasını satayım. Ben de Kadıköy'de değilim ama biliyorum. Gerçi işe yaramaz bir yer ama. Semt olarak Kadıköy'de oturuyorum ama hiç duymadım. Duymama niye? İyi bir yer değil bırak. Zaten. Gördüğünüz gibi şu iskeletleri de göstermek istiyorum. Yani iskeletleri şöyle yakınlaşıp gösterirsek. Yani bayağı güzel yapmışlar iskeletleri. İskelet. Eliza.
Rise Eliza, rise. Görevi de bitirdikten sonra zaten bayağı uzun bir video oldu yani, oyunu anlayabilen anlamıştır. Bundan da yani oyunun en azından temellerini, nasıl bir şey olduğunu, grafiklerini, seslerini belki iletemiyoruz ama seslendirmeye genelde kim önemsiyor ki? Ben genelde oyunu oynarken arkadaşlar. Ben seslendirmesini sevdim bayağı. Ya karakter sesleri güzel. Ölüyorum, 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 öldüm. Ben de öleyim o zaman. Tamam, öl, bitirelim videoyu. Tamam. Öl, bir son söyleyeceklerimizi söyleyelim. Dur, Scroll of Wisdom var, onu alacağım. Heh. Aldım, öl, öldüm. Gel. Aldım, öldüm. Evet. Dayıya görev verelim. Değil mi? Dayıya görevimizi verelim. Ha, skill. Bakalım, Fire Infernal Blow. AEO yazan bir şey al bak. AEO yazan bir evet. Şey. Evet. Firestorm var. Hacım? O AEO, onu al. Evet. Dur, bunun dışında Cold Snap, Ice Spear. Onu al işte, Ice gel. Nova. Rise Zombie var. Rise Zombie al ya, gel. Al. Rise Zombie alıyorum. Ha? Rise Zombie alıyorum. Tamam, al. Al, dışarı gel. Skill'leri gösterelim, son skill'lerimizi de. Ondan sonra da bitirelim videocuğumuzu. Dur, skill'i bir şey ekleyeyim. Bu ne yapıyor ya? Ha, normal vuruş ama DPS'si yüksek. Ha, bu iyi. Bunu kullanırım ben. Evet. Rise Zombie. Bas bir daha. Tabii şey olması lazım. Etrafta ceset olması lazım. Mesela şunu kaldırıyor. Rise Zombie bu. Benim şeyim, adam görebilecek miyiz? Maksimum 3 tane çıkartabiliyorsun tabii. Evet. Diğerlerini çıkartınca ölüyorlar. Neyse, benim skill'im de işte normal vuruyormuş. Bir şey yok. Oyş. Söylemek istediğimiz işte, bu oyunu oynayın demiyoruz ama böyle oyunlar var. Yani RPG oynamak istiyorsanız arkadaşlarınızla birlikte ücretsiz olarak. Ki bu oyunun Türkiye'de pek tutacağını sanmıyorum. Yani bir LOL kadar tutmaz, internet kafe seviyesine düşmez. O yüzden oynayın. Orada yalnız üstteki kan efektleri de iyiymiş. Bayağı iyi. Tamam, yakınlaşınca mükemmel görünmüyor ama yani oyunu sonuçta uzak, yani uzaktan oynuyoruz. Yani. Şu oyunu yakından oynayacak adam varsa, şu oyunu şu şekilde yakından oynayacak adam varsa, ben gideyim onu seveyim ben onu, zevk meselesi, seveyim ben onu. Lütfen Sayın Dante. Ebenizin bir level up yapayım ayrıca. Dediğimiz gibi yani oyunu sadece tanıtmak istedik. Yani illa oynayın demiyoruz, oynamayın da demiyoruz, kötü de demiyoruz ama iyi diyorum bak. Oyunun kötü yönünü görmedim ben açıkçası. Yani elbet tamam, skill ağacı, pardon, skill ormanı zor. Zor mu? Zor. Ağaç demeye hani hakaret olur abi. Skill ormanı zor, katılıyorum. Yani bir ama güzel. Mı, hani şuraya gitmek istesen, yani şuraya gitmek istesen, ebesinin örekesi kadar. Yani şu en sona gitmek istesen mesela, bunun sonunda öküz gibi level atlaman lazım. Şu ağacın tamamını bir karakterin açması imkansız. Yani yüzlerce level atlamanız lazım. Ki hepsini açsanız işinize yarar mı bilmiyorum. En azından şu yalnız bu çeşitlilik yönünden güzel bir olay. Ama bak mesela ben savaşçıyım. 3 tane şeye veriyorum. Güce. Ondan sonra büyü ağacına dönebiliyorum. Yani istersem kendimi giderim. Yani büyü ağacına manamı yükseltirim. Ya da giderim büyülü şeyler kullanmaya başlarım. Yani bu tamamen karakteri özelleştirilebilir yapıyor. Yani karakter setere başlıyor ama sonradan inlete'ye, ne bileyim, başka şeylere de dönebiliyorsunuz. Yani şu ağaç cidden aşırı derecede büyük. Ağaç. Orman. Yani istersen dağlar yerinden oynar bayağı da büyük. Ki ve de hepsi işe yarar şeyler, yani öyle dandik bir şey yok. Evet. Yani mesela
%18 armor işe yarar. Yani bir level atmış. %20 increase mana generation rate işe yarar. Yani mesela şu %25 krital kritik atak şansı işe yarar. Mesela, yalnız şey, Lord oha, of... Ne? Artı 30 maximum life, artı 20 STR, artı 20 STR işe yarar. Bayağı işe yarar. Yalnız şey, Lord of Red, Dead, artı 1 zombi... number of zombies, artı 2 number of skeletons falan. Öyle güzel şeyleri var. Yani dediğim gibi, yani, tamam biraz zorluğu vardır elbet. Minion, yani bu, minionların life'ını ve damage'ini de arttırabiliyoruz falan. Yani skill'ler değişiyor, çeşitli skill'ler var. Yani mesela birçok yani ben bu arada galiba modding komünitesi başlamış galiba. Ne? Konuşmalara biraz baktım da galiba modding komünitesi başlamış modlaması falan. Ya başlamıştır ya. Neyse ya, o zaman bitiriyoruz videoyu. Neyse dediğim gibi oyunu bakın sitesinde ücretsiz sonuçta yani denemesi bedava, oynaması da bedava. Beğenirseniz oynarsınız, beğenmezseniz silersiniz. Tabii gidip de bu oyun kötü lan diye bana gelmeyin. Sizin zevkiniz. Oyunu yani inanılmaz derecede beğenenler de olabilir. Yani oynadığı oyunu bırakıp buna geçen tanıdıklarım var. Mesela benim arkadaşım LoL oynamıyor artık, bunu oynuyor. Niye diye sormayın. Adam oldu 35 level 3 günde. Ben diyorum ben daha 8 level zorladım. Adam oturuyor 35 level oldu. Adam biraz hardcore kaçmış. Yok ya, hardcore değil. Ben de otursam 2 güne 35 olurum. Koymaz. Yani ama oynama meselesi. Yani yok, ben kendi başıma yani tek başıma oynuyorsam gene tank kasarım. Grupla oynuyorsam da tank kasarım ama yani grupta tank varsa giderim witchmiş alırım. Bu tamamen zevklere göre. Özellikle bir arkadaş ortamınız varsa 3 kişi 5 kişi. Hani girersiniz oyuna. Yani her gün günde 2 saat oynasanız RPG'nizi yaparsınız. Ne bileyim, zevkinizi alırsınız. Özellikle Diablo oynayamamış insanlar. Hani hala Diablo 3 alamamış, oynayamamış. Vay benim nerede Diablo'm, nerede Diablo'm deyip masayı sallayan insanlar var. Kibar bunlar. Bunlar bu oyunda en azından biraz kendilerini tatmin edebilirler. Aa, süper totem. Neyse, izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Köfte iyi günler, iyi eğlenceler.